Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf akademi serisinde çember ve daire konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni bir konuya başlıyoruz. Çemberde teğet konusuna başlıyoruz. Toplamda 3 video olacak. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Teğet öncelikle tanım verelim. Bakalım neymiş tanım. Çembere bir noktada değen doğruya çemberin teğeti denir. Noktaya doğru ile çemberin ortak noktası ya da değme noktası denir. Tamam şöyle çemberde bir nokta ile bir doğru bir noktada kesiyorsa Burasına biz buna teğet doğrusu diyoruz. Buna da ne diyormuşuz? Değme noktası adını veriyormuşuz. yarı çapı falan merkezi falan zaten biliyoruz. Ve biz burada teğet olduğu zaman anahtar kelimelerimizden bir tanesiydi. Daha önceleri de söyledik. Yine söylüyoruz. Merkez varsa teğet varsa çektik. Arkadaşlar teğet dediğimiz şeyde aslında yine çemberde uzunluğu yani dik üçgeni falan çok fazla kullanacağız. Amacımız ilk etapta 90 derece elde etmek. 90 derece elde etmek için anahtar kelimelerimiz vardı. Merkez teğet çektik bir tanesi. Merkez giriş çektik. Bir de en güzel çizim neydi? Yarı çap. Bunu da sakın ama sakın unutma. Burada bu e, konuda genelde ne yapacağız? Genelde dik üçgenle yolumuza devam edeceğiz. Haberin olsun. Evet, merkez varsa teğet varsa çektik. 90 derece geliyor büyük ihtimalle karşımıza dik üçgen gelir. Gelmezse de dik üçgen oluşturmak için elinden geleni yapacaksın. En güzel çizim yarı çapla ya da şu ifade karşımıza çok çıkar. Şöyle bir dik yamuk çıktığında şöyle dik dörtgen oluşturarak dik üçgen oluşturma mantığı da karşımıza çok çıkıyor. Biraz sonra sorularda zaten bunu görürsünüz. Sonra bir önceki videolarda da ispatlamıştık. Çembere böyle teğet teğet olduğunda bunlar birbirine eşit oluyordu. İspatını yapmıştık hızlı bir şekilde yine ispatını yapayım. Niye? Şöyle çizdiğimizde ne oluyordu? Hocam teğet giriş açı alfaysa burası 2 alfa. 2 alfaysa burası da alfa mı oluyor? Evet. Bak x kenar çıkıyor buradan. Bunun ispatını farklı bir şekilde daha yapmıştık. Merkez burasıysa merkezden geçen bir doğruyla hani merkez T'ye çektik merkez T'ye çektik. Ne oldu burada? Hocam burada bu da yarıçap, bu da yarıçap. çap. Açı ortay kollar açısından eşit oldu. Dolayısıyla şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Hatta bu açıyla bu yayın toplamada 180'e eşit oluyor diye söylemiştik hatırlarsan. Kısa bir hatırlatma oldu. Çemberde teğette de yine bu önemlidir. t teğet. t teğet uzunlukları birbirine eşittir. Hatta bu ispatı yaptık ya altta da bak ispat da var burada. E, bu teğet teğet olduğunda teğetlerin kesim noktasından merkezden geçen doğru açı ortaydır diye bunu da vermişiz. İspatını da zaten yapmıştık. Aklında kaldı büyük ihtimalle. Bunda da bir sıkıntı yok. Buraya gelelim. İç teğet çemberi. ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezi iç açı ortayların kesim noktasıdır. E zaten böyle. Niye? Teğet teğet. Merkezden geçince açı ortay oluyordu. Teğet teğet. Merkezden geçince açı ortay. Bu da teğet teğet. Merkezden geçince bu da ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. İç açı ortayların kesim noktası oldu. Yani bu iç teğet çemberin merkezi oldu burası. İç açı ortayların kesim noktası aynı zamanda iç teğet çemberin merkezidir. Evet. Şimdi şuna bakalım. Dış teğet çemberin merkezi çizildiğinde de yine aynı şekilde teğet teğet ya merkezden geçen açı ortay teğet teğet merkezden geçen açı ortay. Yani ABC üçgenin dış teğet çemberin merkezi dış açı ortayların kesim noktasıdır. Dış açı ortayların kesim noktası aynı zamanda dış teğet çemberin merkezi diye de geçiyormuş haberin olsun. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Çok zevk alacaksınız bu sorulardan. Arkadaşım ne var burada? Merkez var. Teğet var. Yarı çap uzunluğu da kaç? 6. Merkez var. Teğet var. Çek. Dik yapsak. E hocam yarı çap 6. Aa burada ne çıktı? Pisagor. 6 burada. 8 burada. 6, 8, 10 üçgeninden. Burası 10 olmalı. Ve burayı da kaç buluruz? 4 buluruz. Evet bizden de 4 isteniliyor. Örnek bir. böylelikle 4 oldu. Geldik örnek 2'ye. Şimdi ne yapacağız? Merkez var. Teğet var. Çek dik. Çek dikleri mutlaka uyguluyoruz. Anahtar kelimedir kardeşim bunlar. Uygula. Bu da 90 bu da 90. Yalnız dikkat et. 90 90 90 iken burası da 90 oldu. Bir dikdörtgen dik oldu. Burası R iken burası da R oldu. Hatta burası da R mi? Evet. A R iken burası da R oldu aslında. Yani R dediğimiz neye eşit oldu? 4'e eşit oldu. E R 4'e eşit. Burada da bir dik üçgen var karşımızda. E ne üçgeni bu? 3 4 5 üçgeninden. Burası 5 olmalı. Hocam yarıçap çap 4'tü. E buraya kadar olan kısım da yine 4. X artı 4 eşittir 5 ise x'i de böylelikle 1 olarak buluruz. Evet cevabımız 1 çıktı. Örnek 2'de. Geldik bir sonraki soruya. Bu sefer de analitiği katmışız. Hiç önemli değil. Bizden ne isteniyor? B noktasının hapsi isteniyor. Şimdi çember. Çember deyince hop merkez geliyor aklımıza. E merkez varsa teğet varsa ne yapacağız? Çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Kirişi ne yapıyor? Bak anahtar kelimeleri uyguluyoruz. Kirişi ne yapıyor? İki eşit parçaya bölüyor. Bu da teğet 90 derece. Şu 4'ü ben kullanacağım. Burası kaç? 4. E burası 4 ise burası da ne oldu? 4 oldu. Sonra bu 2'yi kullanacağım ben. Şurası 2. Hocam burası 2 birim. Bak şuraya A dersem burası da nedir? A'dır. A demeyelim gerçi. Buraya ne diyelim ben? K diyeyim. Buraya da K diyeyim. Dikkat et K artı 2 burası. Hocam burası da K artı 2 oldu. E, takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? En etkili silahını uygulamayı unutmuyorsun. En etkili silahın nedir? Bağır duyayım. Duydum duydum. Ne? Dedin. Nedir? Yarı çap. Hadi bakayım. Çiz yarı çapını. Çizdik. E hocam yarı çap uzunluğu. Bak burası yarı çap uzunluğu. K artı 2 yarı çap. Yarı çap uzunluğu da bizim için önemli. E artık burada pisagor. K artı 2'nin karesi eşittir. K'nın karesi artı 4'ün karesinden işlem işlem işlemle K'yı buluruz. Ama hisset kardeşim. 4 varsa ne üçgendir? 3 üç, 4 5. Evet K yerine 3 koyarsam 3 4 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Şimdi benden B noktasının apsisi isteniyor. K'yı 3 bulduk ya artık. 2 burada 3 burada 3 burada. Yani toplamda burası kaç yaptı? 8 yaptı. A'yı da böylelikle ne bulduk? 8 bulduk. Örnek 3'ü 8 bulduk. Geldik örnek 4'e. A şimdi ek çizim hocam merkez var teğet var çeyrek dik yapabiliriz diyebilirsiniz belki ama onu bir yapmadan önce verilen bilgileri bir kullanalım. Hocam teğet teğet birbirine eşit mi? Evet. Bak unutma. Merkez teğet çektik. Teğetler birbirine eşit. Çok kullanıyoruz. Hatta anahtar kelimelerim en çok kullandığımız anahtar kelimeniz. Ta çemberdeki ilk video dedim, ilk video dedim. merkez, kiriş, çek, diki de çok, çok kullanıyoruz. O yüzden böyle uzunluk sorulduğunda şu anahtar kelimeler varsa yapın. Merkez kiriş çektik. Merkez teğet çektik. Teğetler birbirine eşit. Ama burada teğetlerin birbirine eşitliği var. O yüzden bu ek çizimi öncelikle bir yapmak istemiyorum. Yapsam da bir işime yarıyor mu? Yarı çap bilmiyorum zaten. R, R, R. İşime yaramadı. O zaman şu teğet bilgilerini kullanayım. Teğet, teğet. 2, 2. 8 ise burası da 8 mi? 8. Benden yarı çap isteniyor. Şu yarı çapı bulacağım. A şu teğet noktası 90. Bu da teğet noktası olduğundan 90. Hocam merkez teğet çektik bir işime yaradı mı? Yaramadı. O zaman başka bir şey düşünmeliyim. Amacımız neydi? Dik üçgen oluşturmakta. Oluştur bakayım burada dik üçgeni. Hocam dik yamuk. Genelde dik dörtgen oluşturmak en etkili silahlarımızdandı. Ve biz bunu bu konuda çok kullanacağız. Evet dik dörtgen oluşturdum. 2 ise burası 2. Burası ne oldu? 6. Hocam şurası da zaten 10. Burada bir dik üçgen var. Ne dik üçgeni? 6, 10. 6, 8, 10 üçgeni. Bak dikkat et burası da 8 olacak. Yani 2R eşittir 8 ise R'yi buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Örnek 4'ü böylelikle 4 bulduk. Geldik örnek 5'e. A hocam burada A, E uzunluğunu vermiş bize. Tamam bunu kullanacağım. 10. Hocam teğet teğet. birbirine eşit mi? Eşit. Bunu gösterdik. Ama bu tür sorularda ne derse şu teğet şu teğetleri gösterdik de öbür teğetleri ne görmüyoruz. Kardeşim bu da teğet bu da teğet. Hocam bu da teğet bu da teğet. Bunları da kullanacağız. Yani burası A ise burası da A'dır. E hocam buraya 10 eksi A kaldı. Burası B ise burası da B'dir. Tamamı 10 olduğundan burası da 10 eksi B'dir. Senden ne isteniyor? ABC üçgenin çevresi isteniyor. Şu üçgenin çevresine bak bakayım ne var burada? 10 eksi A var. Sonra A var B var. A var B var. Artı bir de ne var? 10 eksi B var. Topla bakayım. B'ler nanay. A'lar nanay. 10 onun toplamı ne yaptı? 20 yaptı. Örnek 5. 20 oldu. Geldik örnek 6'ya. Evet ne var burada? Yine teğet. Teğet teğet. Bak merkezden geçmiş. Nedir bu? Açı ortaydır. Teğet teğet merkezden geçmiş. Bu da açı ortaydır. Üçgen açı sorusuna dönüştü. Bazı arkadaşlar şu formülden yapabilir. 70 eşittir. 90 eksi x bölü 2 diyebilir. Ama karıştırabilirsiniz belki. 90 eksi x bölü 2 bölüyü tamamında yazabilirsiniz belki. Boş ver hiç formülüze etmeyelim. Ben burada bunların açı orta olduğunu biliyorum. Çünkü t merkezden geçti merkezden geçti. Ben bunlara ne diyeyim? x x diyeyim. Buna da ne diyeyim? y y diyeyim. İşlem yapayım. Hocam x artı y artı 70'in ne olduğunu biliyoruz? 180 olduğunu biliyoruz. Nereden? Şuradaki üçgenden dolayı. E buradan x artı y geldi mi? Geldi. Kaç geldi? 110 geldi. Bizden ne isteniyor? Alfa isteniyor. Alfa da şu üçgenin elemanı. A hocam burası bak 180 eksi 2 x. Hocam burası da 180 eksi 2 e e o zaman buradaki üçgenin iç açıları toplamı alfa artı 180 eksi 2x artı 180 eksi 2'ye eşittir. İç açılar toplamı 180. 180'ler birbirini götürdü. Alfayı yalnız bırakıyorum. Ee, 2x artı 2'ye eksi 2x ile eksi 2'ye artı 2x artı 2'ye diye geçti. Artı 180'de eksi 180 diye geçti. X artı y 110'du. 2x artı 2'ye 220 yapar. 220'den de 180'i çıkartırsak cevap kaç yapar? 40 yapar. Örnek 6 40 oldu. Geldik örnek 7'ye. Hocam T T merkezden geçmiş. O zaman ne oluyordu bu? Hop açı ortay oluyordu. Şimdi verilen bilgilere bakalım. AC uzunluğu 6. Belki merkez T'ye çektik çektik yapabiliriz. Ama verilen bilgilere öncelikle bir bakalım. BC uzunluğu 7. Ali Bey uzunluğu 8. Hmm. Şimdi KD uzunluğu buradaki X uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Öncelikli olarak kollar oranı burada. 8 bölü 6. 8 bölü 6. Bak açı ortay var burada. Açı ortayı bir kullanalım. Açı ortayda kollar oranı tabanlar oranı değil midir? Evet. 8 bölü 6 4 bölü 3. Yani şuraya kadar olan kısım 4K iken buraya kadar olan kısım 3K'dır. Toplam 7K eşittir. 7 idi. K'yı buradan ne bulduk? 1 bulduk. Yani burası 4. Burası da 3 yaptı. E hocam şu açı ortaydan evet. Sonra ne yapacağız? Şuradaki x parçasını da düşüneceğiz. Bak Bak. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Şurası x'e. Şunun tamamına kadar 3 değil mi? Evet hocam. E sonra bunun tamamına kadar 3 ise buraya ne kaldı? 3 eksi x kaldı. Tamamı 3. Hocam burası 4 buraya kadar da. Burada da x var. 4 artı x. Bak. Şu teğet, şu teğet uzunluğu ya da bu teğet, bu teğet uzunlukları birbirine eşit mi? Eşit. Hocam burası 3 eksi x ise burası da 3 eksi x'tir. O zaman buraya ne kaldı? Toplam 6 yapacak. Hocam 3 sayıyı 6'ya tamamlayan 3 x'ten kurtulmam lazım 3 artı x. Sonra burası 4. E, şu teğetle de şu teğet birbirine eşit değil mi? Bak D noktasına kadar teğet noktası 4 artı x burası. 4 artı x burası. Hocam burası 4 artı x iken burası da 4 artı x. Tamamı 8'di. Sayıyı 8'e tamamlayan 4'tür. x'ten kurtulmam lazım. 4 eksi x yapar. Burası da. A hocam şu teğet şu teğet uzunlukları da birbirine eşit olmaz mı? Olur. Yani şu parçayla da şu parça eşit olacak. 4 x x eşittir 3 artı x olduğundan dolayı buradan da 1 eşittir 2 x olduğundan x de 1 bölü 2 olarak bu oluruz. Evet örnek 7 1 bölü 2 çıktı. Bu gerçekten güzel bir soru. Sınavda sorabilirler. Dikkat edin arkadaşlar. Gerçi diğer sorular da sınavda çıkmayan aday sorular ama bu böyle hani sınavda çıksa böyle apışıp kalacağını sorulardan biri diyebiliriz. Niye? Elimiz çalışmadığı için. E, elimizde çalıştıracağız. Elimizi çalıştırmayı bazen ihmal etmeyeceğiz. Lütfen ama lütfen sen de ihmal etme. Hadi bakalım. Geldik örnek 8'e. Bir kenarı 12 santimetre olan eşkenar üçgenin iştihar çemberinin yarı çapı nedir? Arkadaş bir kenarı 12 santimetre olan bir eşkenar üçgen çizelim bakalım şöyle. Bir eşkenar üçgen çizdik. Bir kenarı da 12 santimetre olan. Tamam. Şimdi iştihar çemberinin yarı çapı. Hocam iştihar çemberini çiz bakayım şöyle. İştihar çemberinin yarı çapı. Hop çizemedik. Hop şöyle teğet olacak. Teğet olacak teğet olacak. Arkadaşlar iç çemberin merkezi aynı zamanda nedir? Açıortayların ortayların kesim noktasıdır. Bu açıortayın devamı yüksekliktir. Bu açıortayın devamı da yüksekliktir. Bu açıortayın devamı da yüksekliktir. Arkadaş bu merkez teğet çektik, merkez teğet çektik, merkez teğet çektik olayları da oldu. Ee, buradaki çizilen bu aynı zamanda çevre çemberin merkezi de yani eşkenar üçgende bu merkez hem iç çemberin merkezi hem çevre çemberin merkezi hem ağırlık merkezi yani burası 6'ya 6 yapar. Bizden ne isteniyor? İç i̇şte, çemberin yarı isteniyor. E burada ne oldu? E bu 30-30 olmak zorunda değil mi? Çünkü açı orta aynı zamanda. Ya da şuradaki açı 60 derece oldu. 60 90 30 diyebiliriz. 30 90 ise burası da 60 oldu. Şuradaki dik üçgenden dolayı 30'un karşısı R'yken 60'ın karşısı R, 60 R köküç yapmalı. R köküç 6 ise R buradan 6 bölü köküç gelir. Köküç ile çarparsak 6 köküç bölü 3'ten cevabı 2 köküç olarak buluruz. Evet örnek 8 2 köküç oldu. Geldi örnek 9'a. Dik kenar uzunlukları 5 ve 12 olan dik üçgenin içteği çemberi soruluyor bize. İçteği çemberin yer çapı. Hemen bir dik üçgen çizelim kardeşim. Şöyle bir dik üçgen çizdik. Dik üçgenin kenarları da 5'e 12'ymiş. Tamam. 5 ve 12 ve içteği çemberinden bahsediyor. Şöyle içteği çemberini de çizelim arkadaşım biz. Çizdik. Arkadaş merkez burası olsun. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez teğet çektik ve bu arada bunun 5 olduğunu bunun 12 olduğunu e o zaman 5, 12, 13 üçgeninden bunun da 13 olduğunu biliyoruz. E hocam burası R. Burası da R. 90, 90, 90. Burası da 90 oldu. Dikdörtgen oldu. R iken R. R iken R oldu. Daha doğrusu bir kare oldu. A hocam şurası tamam 5'ti. 5 eksi R kaldı buraya. Şu T, T tuzunları birbirine eşit. Burası da 5 eksi R. Hocam aynı şekilde 12'nin tamamı 12 eksi R kaldı buraya. Şu T, şu T uzunlukları da birbirine eşit. Burası da 12 eksi R oldu. Bak dikkat et. Şu uzunluğun tamamı 13'tü. Yani şu ikisinin toplamı 5 eksi R artı 12 eksi R eşittir 13 olacağından buradan da ne geldi? 17 eksi 13 eksi 2 R'yi de öbür tarafa attım. 2 R yaptı. 4 eşittir 2 R'den R'yi de buradan kaç bulduk? 2 bulduk arkadaşım. Bizden de işte çemberin yarı çapı isteniyor. Şekli çizdik. Kendiliğinden cevap çıktı. Korkmayın kardeşim sorulardan. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Evet örnek 9-2 geldi. Geldik örnek 10'a. Ne diyor bakalım örnek 10? Şekilde verilen o merkezi çemberin PA ve PD teğetleri verilmiştir. PA ve PD teğetleri bir kere şu teğet uzunlukları nedir? Birbirine eşittir. Sonra AP uzunluğu 6. AP uzunluğu 6. O zaman burası da 6'dır. CD uzunluğu 4. Tamam. Sonra çemberin yarı çapı 3 cm olduğuna göre BC nedir diye soruluyor. Arkadaş bu da tam merkezden geçmiş. Bak merkez teğet çektikten dolayı burası 90 mı? 90. Çemberin nesi isteniyor bizden? Yarı çapı da 3 denmiş. Hmm, yarı çapı 3. Bu arada 6, 10. Ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden burası 8 mi çıktı? Evet. E hocam şurası aslında çıktı bir şeyler. Şurası yarıçap 3. E burası da 3. 3 3 6 buraya ne kaldı? 2 kaldı. Bizden de BC isteniyor. E BC uzunluğu da ne oldu o zaman arkadaşlar? Direkt 2'ye eşit oldu. Zor bir soru değilmiş. Kolay bir soruymuş. Örnek 10 ne çıktı? 2. Geldik örnek 11'e. O bir katlama var. Katlamada ne yapıyorduk gençler? Katlamayı şöyle bir eski haline geri getiriyorduk. Tamam geri getirdik. Şimdi geri getirdiğimizde bu tam K noktası şuradayken. K noktası buraya gelmiş. Dikkat. K noktası buraya gelmiş. Aslında K noktası buraya gelmiş. K'nın izlediği yol. Aslında katlama demek ne demek? Şimdi çember yaylarında yayların birbirine eşitliği kullanamıyoruz ya. Noktayı kullanabiliyoruz. O yüzden katlamada böyle bu nokta buraya geldi. Aslında bu doğruya göre simetriğini almış olduk. Ne oldu? Hocam simetri olduğu için bunlar birbirine eşit ve burası da dik olmak zorunda değil mi? Evet. Şimdi şöyle düşün katlamada senin ee, PO burada çizilmiş. Aslında bu da tam böyle değil mi? Şöyle baktığın zaman, şunun da katlanması, hani PO'nun da katlanması buraya gelmek zorunda değil mi? Ya da sen şuradaki noktayı buraya birleştirsen dik tabanı keş parçaya böldüğü için şu bir ikiz kenar üçgen oldu mu? Oldu. Aynı zamanda x kenarda çizilen yükseklik nedir? Açı ortaydır. Yani burası 15'tir. Sonra aa, sonra güzel bir şey var burada. Dikkat dikkat. Şu teğet şu teğet. Merkezden geçince açı ortay olmuyor muydu? E burası 30 sa, burası da 30 mu olacak? Evet. Benden de şu açı isteniyor. Yani şurada kaç isteniyor? Bak şurada kaç isteniyor? Buradaki açı da nedir? Şöyle göstereyim siyahla. Burada kaçı isteniyor benden? Burada kaçı da kaç derece yapar? 45 derece yapar. Yani alfayı böylelikle 45 derece olarak buluruz. Örnek 11, 45 çıktı. Ve geldik. Düzlemde iki çemberin birbirine göre durumları. Bunu da bir sonraki videoda halledelim arkadaşlar. Evet teğetle ilgili olayı büyük ihtimalle anladık. Genelde nereden çıkıyor? Dik üçgenden çıkıyor. Teğette ne önemli? Kısaca bir özet geçelim şurayı. Merkez varsa teğet varsa çektik. Ya da teğetler birbirine eşit. Tamam. İki anahtar kelime. Hatta üçüncü anahtar kelimeyi de söyleyeyim. Merkez giriş çektik. Daha önce kullandığımız anahtar kelime. E bunları yaptıktan sonra amaç dik üçgen oluşturmak. Dik üçgen oluşturduktan sonra da olay bitiyor. Tabi teğetler olduğu zaman teğetlerin eşitliğinde bazen dik üçgende gelmeyebiliyor arkadaşlar. Genelde de dik üçgenler rahat bir şekilde buluyoruz. Buraları en zevkli kısımlardır. Çok rahat bir şekilde yapacaksın biliyorum. Ve çok iyi bir şekilde anlıyorsun biliyorum farkındayım. Hadi bakalım bir sonraki videoda neden bahsedeceğiz? Düzlemde iki çemberin birbirine göre durumlarından bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.